Türkiye Futbol Federasyonu ile ancak Aziz Yıldırım olur. Kabul edelim ki Süper Lig'de en güçlü oyunu da Galatasaray'da. Fenerbahçe'yi artık herkes ezberledi. Önde basıyorsan Fenerbahçe oyun kuramadı. Sadece Galatasaray'ın değil, şu anda Süper Lig'in park yaratan bir numaralı oyuncusu Kerem Demirbay. Son dört maçında Kadıköy'deki ilk golü hep Fenerbahçe'ymiş. Bu tesadüf mü? Galatasaray şampiyonluğu yavaş yavaş koluna takmaya başlar, şampiyon denedim. Başkan Ali Koç, üstüne basa basa söylüyorum, mutlaka Fenerbahçe'de görevine devam et. Şansal abi hoş geldin. Merhaba Doğa. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Perşembeden itibaren aktif ve yoğun bir hafta geçirdik abi. Perşembe St. maçı, Cuma Galatasaray'ın maçı, pazar günü de Pendik maçı. Pendik maçı ilk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı bir futbol oldu. Genel bir maç değerlendirmesi alabilir miyim senden? St. maçından sonra Perşembe oynanan ki Fenerbahçe'nin mücadelesiyle açıkçası ülke futbolu adına gurur duyduk hepimiz. Müthiş bir mücadele ortaya koydu. Son dönemlerin Avrupa'da yükselen yıldızı olan bir takım karşısında. Gerçekten bu sezon kendi sahasında Liverpool'u yenmiş Şampiyonlar Ligi'nde. Frankfurt gibi Alman liginin dişli bir ekibine 2-0'dan geri dönmüş falan ve benim bildiğim kadarıyla Ekim 2023'ten beri de maç kaybetmeyen bir takıma karşı 3-0 gibi çok net bir galibiyet aldı ve Fenerbahçe ilk defa hücum anlayışıyla değil, savunma anlayışıyla farklı bir galibiyete gitti. Bu sezon belki de ilk defa bunu başardı Fenerbahçe. Bu bakımdan Pendik maçında zorlanacağını düşünüyordum açıkçası ama umduğumdan fazla zorlandı. Umduğumdan fazla zorlandı derken şunu hemen söylemeliyim. Bir kere Pendik ilk yarıda Fenerbahçe'ye oranla son derece daha iyi oynadı. Bunu kabul etmek. Özellikle değil. orta saha değil mi abi? Hem savunmada iyi durdu. Hem orta sahası geçiş oyunlarında çok başarılıydı. Ve hücuma çok iyi çıktılar açıkçası. Ama Fenerbahçe'nin bu yarıdaki en büyük yanlışı çabuk sinirlenmesi ve Pendik'in tuzağına düşmesi oldu açıkçası. Ceko gibi sakin bir adam. Ferdi gibi sakin bir adam bile sarı kartı gördüler. Hatta Jacobi Arat sarıdan sonra kırmızı hatta bile dolaştı. Kemal Kol falan sarıdan sonra. Fenerbahçe gibi şampiyonlu oynayan bu kadar tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım bu kadar çabuk sinirlenmemeli. Bu tuzağa düşmemeli. İkincisi Fenerbahçe'yi artık herkes ezberledi. Önde basıyorsan Fenerbahçe oyun kuramıyor. Son dört maçında Kadıköy'deki ilk golü hep Fenerbahçe'ymiş. Bu tesadüf mü? Bu kadar rastlantı olabilir mi? Demek ki burada bir sıkıntı var. Düzeltsen hocam. Bir çare bulsana, yaratsana. Zihinsel bir sıkıntı olabilir mi abi? Efendim? Zihinsel bir sıkıntı olabilir mi? Sanmıyorum zihinsel sıkıntı olacağını. Çünkü o, o, anda fiziki bir durum var. Rakip basıyor baktığında bunun motivasyonla, psikolojiyle, onunla bununla ilgisi olamaz. Tamamen sadece taktik, teknik anlayışla ilgili olur. Üçüncüsü ve en önemlisi. Kalecin hiçbir yan topa çıkmıyor kardeş. Halil'in vurduğu kafa kale sahasının içi. hap deyimiyle altı pasın içi. Yani burnunun dibi. Bu topa bırak rakibe vurdurmayı. Kendi savunma oyuncuna bile vurdurmaman lazım. Çıkıp ağaçtan armut toplar, elma toplar gibi o topları toplaman lazım. Hiçbir topa çıkmıyorsun Levakovic. Adam burnunun dibinden geldi kafa golünü attı. Ha, Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu kadar kötü olmasın bir sonucu da bu rotasyonun istenen sonucu karşılayamamasıydı. Bir başka eksiği Fenerbahçe'nin. Füvelden şut atardı Fenerbahçe. 17 şut, 20 şut. Şimdi 3-5 şutu zor atıyor. İlk yarı isabetli şut yok abi. Gez 55 şut attılar ilk isabetli şutu. Ceyko topun gelişine vurdu. Kaleci Erdem karşıladı, korner attı. İkinci şut zaten Mert Hakan'ın gol oldu. Şut atmıyor Fenerbahçe baktı. Hep pas 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 pas. E bu da sonuca gitmekte zorluyor. Galatasaray duran toptan bu sene 14 gol Fenerbahçe'nin attığı kornerlerde, yan toplarda, frikiklerde şimdi gol geliyor diye heyecanlanan bir Fenerbahçeli var mı? Hayır yok. Niye yok? Asla kafa topuna çıkıp vuracak, yükselecek bir oyuncu yok. Ben Ceko geldiğinde bunu yapar sanıyordum. O da yapamadı. Fenerbahçe'de böyle o topları ön direkte arka direkte vuracak bir oyuncu eksikliği de çok ciddi şekilde hissediliyor. İkinci yarı normale dönüş, Cikun'un oyuna girmesi, İrfan girmesi. Cengiz Ünder'in de yeniden çok kötü oynamaya başladığını söylememiz lazım birkaç maçtır. Neredeyse mucize gibi maçı kurtardı Fenerbahçe. Ha şimdi maçtan bağımsız. Ha, şunu mutlaka söylemem. Sorum olacaktı zaten. Sen sormuşum gibi devam et abi. Belli sormuşum şey gibi devam edin. <laughs> Kardeşim ilk yarı 45 dakika futbolda. 11 dakikası oynanmıyor dörtte biri. Toplam 50 küsur dakikada 23 dakika top oyunda kalıyor. Aynı saatlerde Liverpool Manchester City maçı var. Bakıyorum şampiyonluğu direkt etkileyen maçın Nitekim berabere kaldılar Arsenal liderliğe yükseldi. Bakıyorum yatan oyuncu yok. Yatana bakan yok. Ne hakem oyunu durduruyor. Ne iki takım oyuncuları topu taca atıyor. Oyun devam ediyor. Hiç kesintiye uğramadı. Dün bakıyorum Halil sağ dışında sakatlanıyor omuzundan. Yürüye yürüye geliyor omuzunu tutup sağ içine geliyor orada yatmaya baş. Kardeşim yatan kalkmıyor. Sırf bu pendikli oyuncularla ilgili değil. Diğer maçlara bakın. Galip takımın oyuncusu yerde. Asla kalkmıyor. Kesinti üstüne kesinti. Yani ilk devre 23 dakika oynanmış. ikinci devre 24 dakika. Topla 47 dakika. Maç kaç dakika oynanmış? 115 dakika. E sonra futbol para etmiyor. Bu kadar para çok bile futbolu. Sonuç TFF'nin Hakemler çok yüz veriyor yerde adamlar. Bırak yatsın kardeşim kafasına gözüne bir darbe almadı. Ya tedavi olacaksa çıkar dışarıda olsun. Adam yürüyerek geldi sahanın içine yattı. demek ki yürüme şansı var. Yürüyerek çıksın dışarıda tedavi olsun. Fakat yani Türk futbolunun buna bir çare bulması. Genel anlamda her takımda var. Onu söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin biraz da oyununu ciddi anlamda bozan bu pendeğin yatmaları falan filan oldu. Ritmi çok bozmuş olabilir pendeğin özellikle ilk yarıdaki kesin, yatmaları. Kesin kesin kesin. Ha ikinci yarıda bak pendiklik yarıda Fenerbahçe'den daha iyi oynadı. İkinci yarıda iyi mücadele. Mert Hakan'a ne diyorsun abi? Devre arasında Neyine o... Ne Devre arasındaki o görüntü çok konuşuldu. Hakeme buradan çıkamazsın dedi gibi ağız okundu. Ve bunu söylediyse de kırmızı kart görmeliydi diyor hakem yorumcuları. Şimdi tabii ben maçı seyrettim. Orayı da gördüm. Dudak okumasında bunu söylediyse eğer, bu sağdan çıkamadı dediyse eğer, onu deyip demediğini bilmiyorum. Ben de hakem hocalarına sordum. Böyle bir ifade kullandıysa karşılığı kırmızı kart dediler. Ama hakem hiçbir şey vermedi tabii. Orada ama bu ifadeyi kullandı mı kullanmadım bilemiyorum. Herkes kullandı diyor. Daha maç oynanırken sosyal medyada dolaşmaya başladı. Hakem yorumcuları da söylüyor. Ben daha yayına girmeden sordum hakem hocalarını. Eğer böyle bir ifade kullandıysa karşılığı kırmızı olmalıydı dediler. Ceko'nun da bir şey açıklaması var. Normal bir futbol ortamında Galatasaray'ın en az 6-7 puan önünde olmamız gerekirdi diyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun abi? Allah bunu sırf Ceko söylemiyor. Fenerbahçe'ye gönül veren kim varsa böyle bir inanışla var. Herkes böyle düşünüyor Fenerbahçe. Ya peki sence de sağ üzerinde bir karşılığı var mı bunun? Ya da varsa bile dillendirmek ne kadar? Yani doğru? şu var. Fenerbahçe'nin de aleyhine bir sürü pozisyon oluyor. Lehine de oluyor. Galatasaray'ın da lehine oluyor. Aleyhine oluyor. Ama özellikle Galatasaray-Antalya maçından sonraki hakem kararları falan çok tartışıldı. Belki buradan kaynaklanan. Ali Koç Başkan sürekli bunu zaten gündeme getiriyor. Bizi sahada eziyorlar çarşamba falan. Çarşamba günü açıklama da yapacakmışlar. Çarşamba, yani çarşamba günü açıklama da yapacakmış ama sanıyorum sahacı ile birlikte saha dışı ile ilgili şeyler de söyleyeceğini düşünüyorum. Ama kamuoyunda böyle yaygın bir şey var özellikle Fenerbahçe camiası. Bir de Aziz Yıldırım'a girerek Fenerbahçe'yi noktalayalım abi. Çünkü Aziz Yıldırım da cumartesi günü İzmir Fenerbahçeliler Derneği açılışında karşımıza çıktı. Son 2-3 aya kadar çok ortada görmüyorduk Aziz Yıldırım ama özellikle son 2-3 aydır 3-5 kere en az bir açıklamasıyla, bir görüntüsüyle görüyor oluyoruz. Sence aday olacak mı ya da aday çıkaracak mı abi? Önce şunu söylemeliyim. Fenerbahçe şampiyon olsun ya da olamaz. Başkan Ali Koç üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka Fenerbahçe'de görevine devam etmeli. Şampiyonluğu kaçırabilir. Çok eleştirilebilir. Bu konuda eleştiriliyor zaten. Ama Ali Koç'un olağanüstü katkısı var Fenerbahçe'ye. Bu inkar edilemez. Ayrıca Fenerbahçe'nin çok ciddi bir spor kulübü olması konusunda da yaptıkları asla inkar edilemez. Fenerbahçe'nin kadın basketbolu, erkek basketbolu, voleybolcuları, atletleri, kürekçileri, boksörleri, kimi sayarsan atletizm, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, kim varsa Fenerbahçe'de. Bunları yaşatmak, yarıştırmak çok kolay iş değil. Onun için Ali Koç sonuna kadar devam etmeli. Benim kişisel görüşüm budur. Futbolda aldığı sonuçlar ne olursa olsun. Ha Aziz Yıldırım'a gelince. Eğer Ali Koç başkanlığı bırakacaksa Aziz Yıldırım mutlaka Fenerbahçe'ye başkan olmalı. Bir, böyle bir vedayı hak etmemişti. 15 bin oy farkla kaybederek gitti. İkincisi, eğer Fenerbahçe hakkının yendiğini düşünüyorsa ki öyle, Türkiye Futbol Federasyonu'yla ancak Aziz Yıldırım uğraş. Yani... Çanını ot ara açık söyleyeyim. Çünkü Aziz Yıldırım'la mücadele etmek kolay iş değildir. Gerçi Ali Başkan da belli ölçüde, belli ölçüde değil ciddi ölçüde kulübün çıkarlarını koruyor ama Aziz Yıldırım'ın üslubu başka. Ve şunu da duydum ben, bu duydum değil bir yakın arkadaşım söyledi. Aziz Yıldırım İzmir'de bir şeye gidiyor, kordonda bir lokantaya yemeye giriyor. Kordon birbirine giriyor. İzdiham oluyor böyle. Belli ki Aziz Yıldırım'a da bir ciddi şey var. Eskilerin lafıyla teveccüh var. Bir istek, bir talep var Aziz Yıldırım'a. Yine söylüyorum. Ali Koç mutlaka devam etmeli önemli bir başkan ama etmeyecekse Aziz Yıldırım mutlaka başkan olmalı. Ha şu var, Saran girer Aziz Yıldırım falan girer diyorlar. Sevgili Saadettin Saran'ın da olsun ya da olmasın Aziz Yıldırım'ın mutlaka bu seçimde olması lazım. Bankoda kazanacağına inanır. Sence Sencilaz turu bitti mi peki? Vallahi şu var futbolda hiçbir şey tamamlanmadan bitti denemez ama buradan bir Allah korusun sen Julias'ın tur cebine koyup gitmesi bu ötesinde bir şey. Fenerbahçe buna izin vermez. Ve şu var. Fenerbahçe o maçı sadece kazanmakla kalmadı. Osterwolden'in attığı gol Avrupa'nın hafızasına yazılmış. Sezon sonu çok önemli bir teklif olabilir. İsmail Hüseyin bugüne kadar görmediğim performansı Avrupalı'nın Hafızasına yazılmış olabilir. İsmail Yüksek böyle bir teklif alabilir. Baktığında Fenerbahçe o gün mücadele adına olağanüstü bir oyun sergiledi. Olağanüstü bir örnek ortaya koydu. Ve hızlı hücum yaptığında nasıl gol atılırmış? Osterwolde gösterdi bunu. Bu aslında Fenerbahçe'ye ders olmalı. Hızlı hücum etmeleri adına. Ön tarafta o hızlı oyuncuyu bulamadıkları için belki de o hızlı hücuma çıkacak. Hızlı, hızlı hiç. oyuncular da yok. Atletik oyuncular da yok. Yüksek topa vuracak oyuncuları da yok. Bu bayağı, Bak Galatasaray 14. Duran toptan gol attı. Bak pendik maçını düşün. Bu kadar zorlanıyorsun. Bu kornelerden birine çıkıp tak bir kafa vurabilse çözeceğin maç. Örneğin Abdülkerim. Davinçin. O, o, o kadar önemli ki Galatasaray'da herkes atıyor. Evet o açıdan söyledim. Geçelim Galatasaray'a o zaman. Evet. Galatasaray'da Rize Sporu 6-2 yendi. Galatasaray adına özellikle ligde sezonun en iyi 2-3 performansından biri diyebilir miyiz abi sence? Deriz. Yani karşısında çok kötü bir Rize'nin oluşu Galatasaray'ın başarısını gölgelemez. Galatasaray'ın çok güçlü bir oyunu var. Kabul edelim ki Süper Lig'de en güçlü oyunu da Galatasaray. Şimdi Rize maçında bir kere Rize maçını neyle hatırlayacağım dersen çok şık golleriyle hatırlayacağım. Bir kere onu söylemeliyim. Ve Galatasaray da kadro açısından ciddi sıkıntı çekiyor. Mesela Berkan Stoper oynadı bu defa. İki stoperi birden sakat. Abdülkan Demin saydığımız sakat. iki stoper yoktu Davinson Abdülkerim. Sanchez sakat ikisi birden yoktu. Kaan Ayhan gitti. Maçın Kaan Ayhan başında. gitti baktığında. Buna rağmen Galatasaray 7 iki gole bakma. Biri çarptı girdi kontribüye de kaldı o oldu bu oldu. Yani çok rahat bir maç oynadı. Çok fa fazlasını atabilirdi. Kaldı ki takımın bu iyi oyununa ayak uyduramayan kilit oyuncular vardı. Buna rağmen son derece etkili oynadı. İyi oynadı. İlk yarıda farka gitti. Hep zorlanırdı bu defa. İlk yarıda değil mi? ilk yarıda farka gitti. Öyle hatırlıyorum. Tabii ilk ya yarı 4-1 bitti. Evet, evet ilk yarıda farka gitti. Yani Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Ben Galatasaray'ın bundan sonra da çok kolay puan kaybedeceğini sanmıyorum. Düşünmüyorum. Puan kaybetme noktasına geleceğim abi ama şu soruyu sormak istiyorum sana. Okan Buruk sakat sakat oynayan Kaan Ayhan'ın üzerine biraz fazla gitmedi mi? Çünkü bir ne buçuk iki aydır sakat sakat ya Örneğin Barış Alper'i sağ açık başlatıp sağ önde tete ya da zahir şampiyonu. Barış Alper'i geriye koyup öne teteyi falan koyabilir. Belki zaha kerem değişik yapabilir. Tabi orca tercih. Yalnız şu var. Kaan Ayhan ben oynarım dediyse oynatmıştır hocam. Kaan Ayhan'a rağmen Kaan Ayhan'ı sahaya sürmen. Onu biliyorum. Yalnız tabi burada soracağım mı sormayacaksın mı bilmiyorum ama. Kerem Demirbay'ın bir hakkını vermemiz Şimdi lazım. Şimdi oraya geliyorduk abi. Peki o zaman sana bırak. Yani aslında çok da bırakacak bir şey yok. Hani ben sana bırakayım çünkü ya Kerem Demirbay kariyerin ilk ettirikini yaptı. Icardi ona jest yaptı. Penaltıyı kullandı vesaire. Şu an çok iyi bir durumda Kerem Demirbay ve sen de haftalarda söylüyorsun bunu zaten. Şimdi Kerem Demirbay'ın öne çıkması için 3 gol atması gerekmiyordu. Tabii 3 gol atınca alkışı, takdiri, tebriği çok hak ediyor ve ister istemez görmeyen, görmek istemeyen gözlerin içine giriyor. Yaklaşık Aralık ayından beri hep şunu söylüyoruz bu programda. Özellikle de ikinci yarının başından itibaren ısrarla söylüyoruz. Sadece Galatasaray'ın değil şu anda Süper Lig'in fark yaratan bir numaralı oyuncusu Kerem Demirbay. Ne Icardi, ne Zaha, ne Tete, ne Şimanski, ne Tadic, ne Muçi, ne o, ne bu. Kerem Demirbay bir numaralı oyuncu. Bak inşaatlar yapılır, bir kaba inşaat vardır bir de ince inşaat var. Kerem Demirbay öyle bir futbol ustası ki hem kaba inşaatı yapıyor hem ince inşaatta da fantastik işler ortaya koyuyor. Yani diyoruz ki oraya basıyor, buraya basıyor, nasıl kapıyor topu? E dikkatinizi çekerim. Torreira ne kadar top kapıyorsa Kerem Demirbay da o kadar top kapıyor. Defansif anlayışı çok iyi eleştiremeyiz. Sahanın her yerini geziyor. Bir de Torreira'ya Fark olarak, ayrıcalık olarak hücum gücü çok güçlü Kerem Demirbay. Sol ayağı o, olağanüstü ligin belki en iyi sol ayaklarından biri. Duran topları, kornerleri, frikikleri müthiş kullanıyor. Rize'ye attığı iki ceza alanı dışı golü. Olağanüstü vuruş ikisi de özellikle ilk golü baktığında. Çok soğukkanlı, çok akıllı oynuyor, futbolu biliyor. Almanya eğitimi almış bunca yıl bunda oynamış en iddialı takımda. Hani ben... 32,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş. Evet. Döver Kuzen'den mi geldi Kerem Demirbay? Evet. Döver Kuzen yanılmıyorsam. Orada da sezonun yarısından fazlasını oynamış bir oyuncu. İlk 11'de Kerem Demirbay. O bakımdan yani bana göre şampiyonluk yarışını etkileyecek, fark yaratacak, bu farka imza koyacak bir numaralı oyuncu kim diyorsan ben Kerem Demirbay derim Galatasaray. Yani futbolun inişleri çıkışları var ama Kerem Demirbay çok uzun bir süredir fark yaratan bir oyun ortaya koyuyor hem Galatasaray'ı sürüklüyor, hem ligde takımın liderliğini sürüklüyor, hem oyun gücünü sürüklüyor baktığında. Aşırı takdir ediyorum. Çok net söyleyeyim. Şunu da belirtmeliyim. Icardi'nin hocası takımdaşlık duygusu adına son derece iyi bir görüntü verdi ortaya. Baktığında demek ki egoist bir yanı yok. Takım için oynayabiliyor. Ki gol krallığında her şey rağmen geride olsa bile iddialı bir isim Icardi. Ve aslında da formsuz bir dönemden geçerken ha, form, evet, de ihtiyacı ona var. Ona moral olur o gol. O topu vermesi takımdaşlık duygusu adına takdir edilmesi gereken bir durum. Abi sen demin Galatasaray bundan sonra zor puan kaybedebilir tarzında bir şey söyledin. Evet. Şimdi sorumu şöyle soracağım. Hakim Ziyeh döndü. Sonradan evet. oyuna girdi ve teteye asistin asistini yaptı evet. diyelim. Tete Icardi'ye asist yaptı. Zaha şut çekti. Dönen topta Toray'la gol attı. Yani Ziye, Tete, Zaha üçlüsünü bir şekilde biz Galatasaray'ın skorunda ve oyununda aktif olarak gördük son rize evet. spor maçında. Galatasaray son haftalarda Ziye, Tete ve Zaha'dan da böyle verim, düzenli verim almaya başlarsa Şampi diyebilir miyiz? Zor bir soru biliyorum ama artık yavaş yavaş... Valla şu gerekiyor. var, daha ben Galatasaray'ın avantajlı olduğunu 4-5 program önce söyledim evet. burada. Ama Şampi diyebilir miyim daha diyemiyorum. Ama avantajlı olduğunu çok net herkes gibi ben de kabul ediyorum baktığında. Ha şu var. Bu hafta sadece bu Galatasaray'a bağlı değil. Fenerbahçe bu hafta Trabzon'da ne yapacak? Perşembe günü Avrupa Kupası maçı oynayacak San Julius'la. Ki rakip ne olursa olsun 3-0 kaybetse bile çok atletik bir takım. Başta unuttum söylemeyi. 1.90'lık 2 metrelik adamlarına kafa topu vurdurmadı Fenerbahçe. Burada bir atmışlık kafa golü attırıyor. Böyle de çelişkileri var. Trabzon-Fenerbahçe maçının sonucu bana göre Galatasaray'ın ya da bu yarıştaki şampiyonluğun perdesini aralar mı aralamaz mı bilemiyorum. Eğer Fenerbahçe Trabzon'dan kazanıp gelirse lig yarışı Galatasaray-Fenerbahçe maçına sondan bir hafta önceki maça kalabilir. Ha, Fenerbahçe Trabzon'da puan kaybederse, Galatasaray kazanırsa, aradaki puan 4'e ya da 5'e çıkarsa şampi lafını kolayca kullanırız. Bunu kullanmak için Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucunu beklemek lazım. Fenerbahçe kazanırsa düğüm Aslantepe'de çözülür. Trabzon kazanırsa ya da berabere biterse Galatasaray şampiyonluğu yavaş yavaş koluna takmaya başlar. Şampi denebilir. Teşekkürler abi. Bir de şu var. Hemen söyleyeyim. Geçen haftadan şey yaptık böyle hakemler dedik o dedik bu dedik futbol federasyonu onu dedi bunu dedi. Futbol federasyonunun yerinde olsam hangi hakem hangi takımın maçını yönetmiş onları bir yayınlarım şöyle ortada görünür. Bir kulüp istedi diye Mete Kalkafa yediniz? Neydi o hakemin ismi bakayım. Erkan bak. Özdamar. Erkan Özdamar'ı yani. dört ay önce FIFA yaptınız, 4 ay sonra yediniz. Türk hakemliğinin geleceği dediğiniz Barış Alper Sakay'ı yediniz. Baktınız hakemlerin size güveni yüzde sıfır. Onu söylemiş olayım yani icraat yapın, gösterin, ortaya koyun. Lafla ezbere işler söylemeyin. Şu notu da kişisel notum ekleyeyim. Bu hafta duydum. Sosyal medyada benim adıma mesajlar, ifadeler, demeçler çıkıyormuş. Sosyal medyanın hiçbir yerinde hiçbir gün olmadım. Bunlara inanmayın. Sadece burada sesinle ve görüntünle varsınlar Evet 3 4 -3'teyim. Teşekkürler abi. Sen cevabını soracaktın federasyona. Çünkü senin açıklamanla alakalı bir açıklama yayınladılar. Ama cevabında sen kendin Ama ben de olun. diyorum ki e, yayınlayın o zaman şeyleri. Hangi hakem hangi takımın maçını yönetmiş, hangi takım hangi takımın maçını yönetemiyor. Ben bir takımı da hedef alarak söylemedim bunu. Her takıma göre federasyon dengeler kuruyor kendini. çıkarttığında. Haklının acelesi de yok. Bir de, de şunu yapıyorlar. da söyleyeyim ya çok mu uzun oluyor? Yok yok. Dünkü yok. maçın şeyi Avare, Emre Kargın. Var mı tanıyan? Yok. Vallahi tanımıyorum abi ben. Alper Çetin var hakemi. Kardeşim ya sahada yöneten hakem, sahada yöneten hakem de hakem değil o da ayrı baba. neyse. Hoş. Teşekkürler abi bu haftalık da programımızın sonuna geldik kolay gelsin haftaya görüşürüz abi.